Allah Resulüne Muhammed'in salavat. Şimdi sen istediğin yerden okuyorsun. Kitap versen yansıma yapıyor şöyle konu. Mühim bir sual. Diyorsun ki muhabbet ihtiyarı değil. Hem ihtiyacı fıtriye binaen leziz tahamları ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı severim. Refikayı hayatımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Buradan muhabbetin ihtiyarı değil. El cevap dört nükteyi dinle. Birinci nükte muhabbet çendan ihtiyarı değil. Ama iradelidir. Yani şeylerin tanımları, tabirleri, kavramları tanırsak ne demek istediğini de anlarız. Dedi ki muhabbet çendan ihtiyarı değil, akla bağlı değil. Çünkü ihtiyar aklidir, irade vicdanidir. Muhabbet de kalbe aittir. Tabii ki ihtiyar olmaz. Bak nasıl oturuyor. Ama sen ihtiyarı aklı olduğunu, iradenin vicdanı olduğunu bilmezsen bu biraz söylemaşı oluyor. Çözülmüyor. Eksik kalıyor ve yürüyüm iz takip edemiyorsun. Buna ben iz takip etmek diyorum. Bak muhabbet çendan ihtiyarı değil. Değil. Yani abi gidiyorum, yanıyorum. Sürüklenip gidiyor. Sürükleniyor. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbubattan diğer bir mahbuba dönebilir. Mesela bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya aynı olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbubattan hakiki mahbuba çevrilebilir. İhtiyari kontrol edilebilir. O da kontrol edilebiliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Verilen her şeyin, ama her şeyin, histir, duygudur, fikirdir, ifratı, tefriti, vasıtı var. Ha? Ve bu her şeyin gene evveli var, ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Ha? Şimdi at eğiticileri var, seyis diyorlar. Köpek eğitiyorlar, at eğitiyorlar, kedi eğitiyorlar. Şimdi o bile eğitiliyor. İnsandaki hisler, duygular, fikirler nasıl eğitilmez? Yani muhabbet ihtiyarı olan var, ihtiyarın dışında olan var. Ama ihtiyarı dahi olsa o eğitilebiliyor. Ne dedi? Fikir. Yüzünü başka yere çeviriyorsun. Ortadan kaldıramıyorsun. O kullanılacak. Ya muhabbet ortadan kaldırıyor. Ben sevmek istemiyorum. Öyle bir şansın yok. Yani bunu değil de şunu yapabilirsin ama ben hiç sevmeyeceğim diye böyle bir şey yok. Bunu bilmeyen insanlar ne yapıyor? Yandım diyor, aşk-ı mecaziyle intihar ediyor veya sistemi bozuluyor. Diyor ki, ikinci nükte tadat ettiğin sevdiklerini sevme demiyoruz. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sev deriz. Mesela
Leziz tahammları, güzel meyveleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o Rahman-ı Rahim'in inamı cihetinde sevmek. Aslında Rahman kafirleri içine sokuyor. Rahman-ı Rahim'in inamı cihetiyle sevmek. Kafirde Rahman tecelli ediyor ama Rahim yok. Çünkü Rahim enfuse bakar. Enfusi yapılandırmana bakıyor. Rahman ise kafir mümin fark etmeden seven, merhamet eden, şefkat eden Cenab-ı Hak rızkını kesmiyor. Ama Rahim ise kendisine iman edenin iman ettiği şeyle verdiği cevap. Mesela insan Allah ile besleniyor çünkü Allah'a iman etti. İnsan ahirete iman etmeyle ahiretten besleniyor. Yani iman ettiğin şeyin, bunu iyi kaçırmayın, dünyada ahirette sırf karşılığı yok. Yani iman esasları ahirette fayda göreceğim değil. Esas burada kardeş. Sureti burada. Hakikati orada. Yani iman hakikatlerin hiç böyle dünyada karşılığı yok. Böyle bir şey yok yani. Mesela insanın fıtratı evet istiyor. Evet. Neyle tatmin edeceksin? İnsanın uygulama yapalım. Ahiret istiyor deyince biraz genel oldu böyle. Beka istiyor. Mesela aşk-ı mecazi. Bir kıza, bir kadına, kadınsa erkeğe taktı. Sana sevme demiyor. Çünkü dese de çare değil. Seni dozer gibi sürüklüyor. Ama yönünü değiştirmek ihtiyarın elindedir. İhtiyarı da bloke edebilmek için burada fikir veriyor, malzeme veriyor, bilgi veriyor. Mesela diyor bak, leziz tahamları, güzel meyveleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o Rahman-ı Rahim'in inamı cihetine sevmek, Rahman ve Mün'im isimlerini sevmektir. Hem manevi bir şükürdür. Şu muhabbet yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namına olduğunu gösteren meşru dairesinde kanaatkârane kazanmak ve mütefekkirane, müteşekkirane yemektir. İki tane ölçü verdi. Sana yeme demiyor. Ye. Yedir yani. Nefiste yesin. Fakat buna mukabil diyor ki birincisi şükür. Yani Allah'ı unutma. Ne dedi? Dedi ki Rahman ve Mün'im isimlerini sevmek hem manevi bir şükürdür. Yani bunun arkasında, inamın arkasında bir Mün'im. İkincisi çok çok güzel. Diyor ki meşru dersin kanaatkarını kazanmak. Yani harama girmemek, meşru dairede kalmak ve mütefekkirane ve müteşekkirane yemektir. Mesela birinci o bu. Birinci sözde de bakıyor. He? Birinci sözde de bakıyor. Böyle her? Bismillah, elhamdülillah ve vereni düşünmek. Evet, üç tane şey. Müteşekkirane, tefekkirane. Ve şükür. Ve şükür. Yani vereni unutmamak. Evet. Sonu bunu kanaatkârane davranmak, mütefekkirane ve müteşekkirane yemektir. Sana bak yemek yeme demiyor. Şimdi ben buradan giriyor. Peder ve valide nasıl sevilir? Evlatlar nasıl seviliyor? Dost ve ahbaplar nasıl seviliyor? Nasıl sevilmeli? Refika-i hayatın eşini nasıl seveceksin diyor. Enbiya ve evliyayı sevmek nasıl seveceksin? Hayatını, kendi hayatını nasıl seveceksin? Ben atlıyorum, okumak istediğim yere gideceğim. Bunlar hepsi madde. Gençliğin letafetini, güzelliğini nasıl seveceksin? Baharı nasıl seveceksin? Dünyayı nasıl seveceksin? Gidiyor, gidiyor. Ben buradan bize en çok lazım olanlardan bir tanesi de
Enbiya ve Evliya'ya muhabbetin ise, onun açılımı, buradan bu birincisi, çekirdek olarak verdim. Yani 640 sözlerde, Enbiya ve Evliya'yı sevmek. O şöyle bir cümle kullanıyor, açılımını okuyacağım. Cenab-ı Hakk'ın makbul ibadı olmak cihetiyle, Cenab-ı Hakk'ın namına ve hesabınadır. Ve o noktayı nazardan ona aittir. Şimdi bunu açıyor. Şeyde 645'ten. Çok hoş bir yer burası. Garip. Şimdi okuyorum. Şimdiye kadar mukaddemeydi. Şimdi içine giriyor bu işin. Ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen alemi berzah. Kimin nazarında? Ehli gaflet. Karanlıklı bir vahşetgah. Vahşetgah, cehennemin cehennemi 8 tanedir. 741. sayfada ya 744 olabilir. Tam yerini söyleyeyim ki merak edenler ya bulamadım demesin. 741. Cehennemden beterdir. Cehennem taşören şirkettir. Taşören, cehennem bir şey adına çalışıyor. Cehennem netice değildir. Cennet de değildir. Cehennem Adem hesabına çalışıyor. Adem alemler hesabına çalışıyor. Cennet ise rıza ilahi çalışıyor. Adem'in zıttı. Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor ustad. Ne ile? İlim ile. İlim insanı var ediyor. Şimdi şaşıracaksınız. Tabii Kur'an avama hitap ettiği için birinci derecede genelde havasa da işaret ediyor. Değil mi? Rahmet olduğunu böyle gösteriyor. Şimdi genel bir tanım var. Cehennem. Cehennemde nasıl beterdir? Cehennem oradadır. Alemi gayptadır. Cehennem Adem alemleri hesabına çalışıyor diyor şu anlarda. 11. şu anda. Adem alemleri de Sübhanallah, Sübhanallah diyor. Vücut alemleri, cennet alemleri ne diyor? He? Elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Demek ki Adem hesabına çalışıyor. Bu gene bir şey değil. Hatta cehennem dahi olsa beka isterim Adem'e karşı. Adem ne kadar rezil olduğunu anlamak için ustad diyor ki yok olmak, Adem'e atılmak mı? Cehennem mi? Cehennem dahi olsa vücutta kalayım diyor. Ve çok üzerinde durmamın sebebi çok mühimdir. Cehennemden beter. Cehennem oradadır Süleyman. Ama cehennemden beter olan cehennemin cehennemi burada. Nedir o? Ondan daha muhriktir. Bunlar teşbih diyoruz. Ama öyle dediğimiz için kör etti bizi. Bu teşbihtir. Benzetmedir. Efendim? Mecazdır. Mecazdır. Evet. Teşbih, mestur manaları gösteriyor abi. Sarih mananın altında oraya dalabilenler o manayı alıyor. Dalamayan teşbih deyip geçiyor. Geçiyor. Yani acayip bir şey değil mi? Bak, bunu Mesnevi'de de geçiyor. Cehennemi cismani diyor, arif olan mümin için. Cehennemi cismani koy 222. Arif olan Müslüman, arif meseleyi biliyor ama günah fazla. Cehenneme gitti, cismani cehenneme gitti. Koy onun azabını kefeye. Kafirin, Allah'a iman etmeyen kafirin cehennemi manevisini dünyada koy kefeye. Bu ağırdır. Bu hafiftir. Ama şunu da kafanızda çıkarmayın. Cehennem kaç tabakadır? 7. Cennet 8 tabaka. En üst tabakanın adı nedir? Cehennem. Merhameten diğerlerine şamil konulmuş. Aslında hepsinin tabakası farklıdır. Birinci tabakanın adı cehennemdir. Sakar var, Beyl cehennemi var.
cahim var. Tamam. Ama genel denmiş. İşte bu Bekir Sıdık radıyallahu anh, cehennem o kadar şey, vücudum o kadar büyüt ki cehennemde Müslümanlara yer kalmasın. Ya tabi bilmeyen bunu, cahil var ya, cahil, sofu, şeytan maskarası oluyor. Hadis inkar edenler var ya böyle. Bak diyor, hadise bak diyor. Allah'ın tehdit ettiği yeri kul sanki Allah'tan daha merhametli diyor. Bak uyduruk hadise bak diyor böyle. Yani kendi küçük kafası, kuş beyni kafası tabi olayı bilmediği için bunu uydurma diyor böyle. Rastgele rahatça hadis inkar ediyor. Oysa cehennemin yedi tabakasının en üst tabakası, en hafifi Müslümanlara ait olan yere cehennem denmiş. Ve zaten ne diyor? Müslümanlara yer kalmasın diyor. Müslümanların makamını söylüyor. Cehennemde benim vücudum o kadar büyük ki cehennemde yer kalmasın o yanacak onlar. Peki altındakiler ne olursa kafirlere demiyor yani. Müslüman. Kafir demiyor, Müslüman diyor zaten. Müslüman günahkarlar. Peki kafir nerede? Altında mı? Tabi canım, o A2'de, 3'te, en altta değil. En altta kafir olamaz. Münafıklar var. Evet. Orada, bak münafığa yer kalmasın demiyor. Birinci katla alakalı da ufak bir çaktırmadan bir müjdeniz vardı. Kimse duymasın. Yo yo, demiyor. Şimdi o başıma iş saçıyor. Yani dediler, dedim de ama çok da güzel oldu. Ama hadistir tabi. Ahkam çıkartamayız ama inşallah siz ahkam çıkartamazsınız o zaman, değil mi? Benim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iman edip de günahkar olan ümmetimin cehennemi hamam sıcağı gibidir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bazı hamamlar da çok sıcak. Ha abim? Bazı hamamlar da çok sıcak oluyor. Ha tamam. O yüzden dikkat edin. Yani mesela ben şimdi hamamda işte bu dediğimiz şey var ya, kaplıca, dayanamadım yani. Yani 10 dakika dayanamadık. Yok, dayanamazsın. Ama tabii cehenneme bahsedilen şey bahsedince o korkunç tabii. Ona dayanmak da şeydir ama size bazılar bunu bana şey yapacak. İtiraz et, şey yapacak. Ya niye söylüyorsun? Çünkü Risale'den bir cümle söyleyecek bana. Diyecek ki laubaliler ruhsatlarla okşanmaz, azimetlerle şiddetle ne yapılır? İkaz edilir. İkaz edilir. Sen şimdi bunu niye söylüyorsun? Allah, peygamberin söylediğini söylemekten de çekinmem. Ama her doğruyu her yerde deme, o da doğru. Ben kendi zaten iç alemimde savaşıyorum. Bunları niye diyorsun diye. Şimdi bu cümleleri okuyacağım. Ondan daha muhrittir, ruhumu seziyor. Peki niye çıldırmıyor? İptal-i Sinevi 632 sözlerde. İptal-i Sinevi'den hani dişe doktor müdahale etse dayanamazsın, kafayı yersin. Ama uyuşturucu koymuş. Nedir o 8 tane şeye halet? Onlardan yapılmış diyor ki, onlardan daha muhrittir, ruhumuzu eziyor. Zira o şeş, yani 6 cihetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız ki yapılmış o halet, o halet var ya, o halet, cehennemden beter olan halet, onu karpuz gibi yarın bir bıçak vurun, içini çıkartalım, bir haf, dehşet, ats, raşet, kalak, vahşet, yüt ve yiz. Mürekkep, vicdansız. Tamam, buradan atlıyorum. Cehennemden, işte cehennemde o kadar vücudun büyük ki kafirlere demiyor. Müslümanlara, müminlere yer kalmasın diyor. Müslümanlara demiyor. Çok ilginçtir. Müminlere diyor. Yani tabir ve tanımlama, tabiri tanımlar bir yeri. Müminle Müslüman farklı şeydir. Zaten mümin olup Müslümanlığında sorun olduğu için orada. Müslüman eylemcidir. Mümin ise itikat tarafını söylüyor. İtikatta sorun olan zaten orada olmaz. Yani Müslümanların şeyde sorun olursa zaten kafir oluyor. Aramızda gözüküp de
esasata, dinin esaslarını bozanlara münafık deniliyor. Müslümanlığın yanındayken, Müslümanlık karşısındayken bu münafık değil, kafirdir. Alelen inkar eder. Münafık ise içimizde olur, karşımızda değildir. Çaktırmadan çakar. Yani esasata şey yapar. Neyse, bunu geçiyoruz. Sayfaları söyleyerek geçtim. İptal-i isnevinden olduğu için kafir bundan hissetmiyor. Ama ruhu acayip. Tamam. Şimdi ben enbiya, peygamberlere ve takipçileri, evliya ve asfiyalara yapılan muhabbetin dünyada bile, ben çok şey çok çok seviyorum şunu. Okunan mevzuyun dimadaki karşılığını, vicdan ve kalpteki karşılığı, ruhtaki yeri ve eylemsel hayattaki durumunu ille zikredeceğim ki rahat edeyim. Yoksa havada kalıyor ve ne oluyor biliyor musun? Yani onun bu kapıdan çıkarken eyleme dönüşmüş hali denilmezse o elinde bomba patlıyor işte. Başına bela oluyor. Yani çok bilmek çok kötü oluyor o zaman. Bilgi, kullanılamayan bilgi vehim ve vesvese olarak gelir. Bir daha söyleyeyim. Kullanılmayan bilgi vehim ve vesvese olarak gelir. Sana döner. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder, tanırsan gider, tanımasan gider. Peki o nedir, niye kovamıyor vesvese? Demek ki o şeyi dimağda, kalpte, ruhta, eylemde göremiyoruz. Şimdi bu eyleme dönüştürüyor. Diyor ki, ehli gaflete karanlıkta bir vahşetgah görünen alim berza. Buradan geçtim oraya. Bazı diyecek ki cehenneme niye atladın? Vahşetten girdim. Vahşeti de şeyde çok güzel anlatıyor. Sırf bir cümle, yani tam içini açmıyor. Tekin. İkinci dalda. Korkunç anlatıyor onu. Bir cümle. Süleyman şaşırdın değil mi arkadaş? İkinci dalda. İkinci lemanı biliyoruz da ikinci dalda hatırlamıyorum ama. Bak. Buraya daha gelmedi abi. Olabilir. Ama çok acayip bir şey ya. Çok korkunç bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Korkmayın, size vermez inşallah Cenab-ı Hak. Sağ alt sayfada mı diyor? Sağ alt. Abim? Sağ altta bir yerde. Evet, sağ altta bir yerde. Bak. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim filozof, senin katre fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle, Ustad kaçta vefat etti? 60. Ayağa kaçta girilmiş? Ayağa kaçta indirildi? 69. Bak 9 sene sonra aya inilmiş, bak ne diyecek. Felsefenin merdiveniyle ta kamere kadar terakki ettin. Felsefeyle gittin, ilim. Daha girmedi. Sonra ne diyor? Kamere girdin. Kamere girdin. Yani aya indin diyor. Bak sen niye gitmiştin? Kamer nuranidir ve hayat var mı diye. Kamer kendi zatında kesafetli ve zulümatlıdır. Parlaktı. Sen zannediyordun parlaktır. Hayır. Kesafetli ve zulümatlıdır. O bir şeyi naklediyor. Peki hayat var mı diye merak etmiştik. Ustad diyor ki ben bu Risale okusan 69'a çıkmana gerek yoktu o noktadan. Ne ziyası var ne hayatı. Nasıl çıkmışsa ustad, çaktırmadan herhalde bir fuzeyle gitmiş dedi, gelmiş. Geri dönüşte fark etmiştir abi. Daha yukarıda çıkmış. Senin sayın beyhude, ilmin faydasız gitti. Şimdi bak, iyi dinleyin. Kafirin ruhuna bak şimdi, bir seyret. Çok acayipime gidiyor. Benim biraz işim böyle ruhsal ya. Bak, diyor ki, yeisin zulümatından, yeis zulümat verir. Arkadaşlar ne olur, tarif ve tanım çok önemli. Zulümat kalbidir, karanlık aklidir. Sakın gece karanlık zannetme. Gece alemdir, karanlık istila etmiş. Karanlık başka bir şeydir. Gece karanlık değildir. Karanlık arize olarak konmuş oraya.
Şu. Bak. Yeysin zulümatından. Bize ne bakıyor? Ümitsizlik var ya ümitsizlik. Zulümat yapar. İçsel büzüşme yapar içeriği. İçeri büzüştürür. Yeysin zulümatından. Allah kimsenin başına vermesin. Sevgili kardeşim, sen 10 kişi biliyorsun, ben 1000 kişi biliyorum. 2. Ne olur ikinciyi de bakın. Kimsesizlik, kimsesizliğin vahşetinden. Kimsesizlik, Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Vahşet. Vahşet ne demek biliyor musun? Vahşet ne demek? Yani bir ormana gitseniz. Yani korku değil şöyle. Afrika'dasınız. Timsahtan kurtuldun. Aslan var. Oradan kurtuldun. Sırtlan var. Sırtlan var. Ondan kurtuldun. Yılan var. Yılan var. Senin kendinden başka hiç kimsenin sana acımadığı yer. Ha. Ve netice parçalanmak. Ha. Neymiş bu? Kimsesizliğin vahşetinden. Yani peki gelelim. Sırtlan, kaplan. Aslan, kaplan, timsah, yılan, her şey birbirini yiyor. Burası neticesi Nemrut'un ateş yeri. İbrahim de burada. Çıkart İbrahim'i buradan şimdi. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Ya Rabbel Alemin. Sevdiklerimizi, bizi sevenleri, bize dua edenleri, bizim dua ettiğimizi. Tamam. Bizim amin diyen kimler ise Allah'ım kimseyi bunları ve onların da dostlarını kimsesizlik vahşetine, yeysin zulümatına düşürme ya Rabbi. Allah'ın hatırına ya Rabbi, samimi olarak inşallah söylüyorum. Korkunç bir şey. Cemaatsız mı? Hayal edemiyorum. Ben yemeği tek başına yemek istemiyorum. Ya bir de hayatta tek başına yaşayacaksın. Bak, yeysin karanlık değil. Yeysin zulümatından. Kimsesizdin. Bak Allah Resulü değil mi? Sıkıldığı zaman hissi tesellicisi hanım. Fikri tesellicisi Ebu Bekir. Duygusal tesellisi Bilal Habeşi. Ruhsal yani yapılandırma, Kur'an yapılandırma da Said radıyallahu anh. Ebu Said miydi? Kur'an'ı ona okutturuyordu. 4 kişi. Benim arabildiğim. Yeysin zulümatından. Zulümat kalbidir. Ona girmek istemiyor. Kimsesizliğin vahşetinden çıt 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 birbirini yiyen vahşi bir ormandasın. 3. Erva habisenin izacatından. Bunu söylediğim zaman oldum cinci. Neymiş? Erva habisenin izacatından. Erva habise neyle oluyor? Erva habise olumsuz duygular. Olumsuz fikirlerden, olumsuz düşüncelerden meydana geliyor. Yoğunlaşa atoma dönüş. Evet. Mesela kartopu yaptın. Dağın tepesine bırak. Katlana aşağı indiği zaman öyle dev oluyor ki ağacı deviriyor değil mi Süleyman? Bak Erva habisinin sözlerde 246'da söylüyor. Erva habise düşüncelerden oluşuyor ve yeri kemiktir. Ha bunun tersi de var. Güzel düşünceler ervaha aliye. Ya da tayibe. Tayibe evet. O aliye ve taybe. Yani ali olunca dimağı, taybe olunca kalbe ait oluyor. Yani fevkalade. Mesela şu anda erva aliye ve taybe oluyor. Evet. Siz, hepimizde. Şimdi bu saatte mesela kendimi kötü hissediyor. İyi hissetmiyor. 4 sene önce seyrettim videonun dişe vuruşudur. Acayip bir kanun işliyor. Erva habisinin izacatından çiğ köfte mi yapıyor? Oklava mı yapıyor? Adamı eziyor. Peki nasıl gösterir bunu? Neyse girmeyeyim.
Peki o vahşetin dehşetinden. Üçünün birlikteliğine. Üçünün birlikteliğinden ortaya çıkan ruhsal yapı. O vahşetin dehşetinden an şartla kurtulabilirsin diye devam ediyor. İstersen oku, istersen okuma. 339 sözler. Peki o erba habise çoğala güçlene güçlene televizyon de işte dizi seni de diziyor. Cep telefonuna zannediyor ki şey arkadaşım haramın dünyadaki karşılığı işte bu. Ondan sonra ne oluyor? Erba habise seni bloke ediyor. Maddeye dönüşüyor. Mevvadi şerire oluyor. Mevvadi şerire. Bu erba habise 13. lemada fena madenleri işlettiriyormuş. Hatırladınız mı? Erva habise o şeytan mevvadi şeriri fena madenleri işlettiriyormuş. Aynı böyle geçiyor ya tabir. Bedendeki fena madenleri işlettiriyor. Yani kimyasını değiştirerek. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli olduğu için buraya geldim. Evliyaya evli ya hakikaten. Yani birisiyle beraber. Bir tane daha versene kardeş. Yetmedi. Oradan bir kalem bir kitap ver. Canım benim. Ha. Ben abim benim. Sen geçersin sen yani. Bildiğin için. Bir de okuyorum. Eyni gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen alemi berza. Vahşetgah görünen alemi berza kabir. Oysa Allah güzel dediği şey bize çekin gözüküyor. Öyle değil mi? Kabir mesela. Dehşetli niçin gözüküyor? Allah güzeldir demiyor mu? Güzeldir diyor. O nuranilerin vücutları ile tenevvür etmiş menzilgahları suretine sana göründüğü için. Peki o gafleti burada bedel ödemiş olmuyor musun? Bak bir de okuyayım. Ehli gafletin karanlıklı vahşete görünen alemi berza o nuranilerin hangilerin? Enbiya ve evliyaya muhabbet yok. Yani onun takipçilerine yok. Ben kendi başıma giderim diye. O nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgahları suretine sana göründüğü için. O aleme gitmeye tedavuş değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Hayat-ı dünyevin lezzetini kaçırmaz. Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşair insaniye muhabbetin evinden olsa o kamil insanların fena ve zevallerini mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle elemli hayatına bir keder daha ilave eder. Yani öyle kamilleri çürüten bir mezara peygamber gitmiş, İmam-ı Gazali gitmiş. Lan ben adam mıyım? Yani onu çürütmüş. Beni ne yapar? Onu çürütmüşse beni yer zaten. Yer. Kafadan yer yani. Diyor ki yani öyle kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim diye düşünür. Mezaristan'a endişeli bir nazarla bakar. Ah çeker. Evvelki nazarda ise cisim libasını mazide bırakıp kendileri istikbal salonu olan berza aleminde kemali rahatla ikametlerini düşünür, mezaristana ünsiyetkarana bakar. Mezara güzel bakmanın formülü buydu. İstersen bir daha alayım. Mezara nasıl bakılıyor? Mezara bakış gözü, bakış nazarı. Yani sana o mezar nasıl güzel gözükür? Bir. Bütün berzahlara da denilebilir mi abi? Tabii. Çünkü oradan giriliyor. İlk kapı bu. Yani çünkü
vahşet veren berzah manasında söylüyor herhalde burada. Oradan veriyor. Bakış hı-hı tarzı. Hı-hı. Mesela şey verir misin Mesnevi'yi? Habbe Hubab. Hubab'dı değil mi? Habbe Hubab. Bak şimdi. Hubab. Çok ilginç bir yer ha. Bak diyor ki, dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri. Ya dünyada rahat mı istiyorsun? Bak sebeplerden bir tanesi, dünya aynesinde, dünya ayna adı surettir. Buralardan çıkartıyorum. Dünya surettir. Hakikat orası. Surette olan hakikatte, hakikatte olan surette de vardır. Mesela ayna. Suret. Varsa suret, hakikatı da var. Hakikatı da var. Ama her hakikat olanın sureti olmak gerekmez. Gerekmez. Ama her suretin hakikatı var. Tamam. Şimdi bak, dünya hayatını güzel mi istiyorsun kardeşim, rahat, keyifli? Güzelleştiren esbaptan biri dünya aynasında temessül ile parlayan hidayet nurları. Bir. Hidayet nedir? Ne abi neydi? Nasıl abi? Ruhun cennetidir. Evet. Hidayet ruhun cennetidir. Buna nasıl vardın? Hidayet istikamettir. İstikamet ruhun cennetidir. Hidayet aynı zamanda hadisatında evet. Bir de hidayet Allah canibindeki tecelli. Şöyle diyeyim. Güneşin fotonları, haşa, güneşin şemsezeli fotonlarına hidayet. Çiçek, ağaç gibi gözükmesine de ima. Güneş vurdu cama. İçeriye panjuru kaldırır da, perdeyi kaldırır da güneş içeride ısıtır, çiçek büyürse, hidayeti onaylarsan sende iman olur. Allah canibindeki yöne hidayet, ona karşı onaylayan kişi veya reddeden kişi, hidayeti reddederse kafir, kabul ederse iman. Şimdi dünya hayatını güzelleştiren sebepten birisi de hidayet nurları. İki, büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Yani onlarla alakandır. Ruh aynasındaki sendeki uyandıklarıdır. İmam-ı Rabbani'ye karşı duruşun, İmam-ı Azam'a karşı. Onun için zındıklar bunu çok iyi bildikleri için mukaddes kaynaklarımıza böyle şahısları saldırıyor. Abi biz dua ederken Allah hidayet versin diyoruz. Acaba eksik mi kalıyor bu? Allah iman versin mi dememiz lazım? Yok. Hidayet Allah canibinde veriyor da şöyle de diyebilirsin ama uzun olur. O kadar nasıl dua edecek adam onu diyene kadar canı çıktı yani. Dese ki Allah sana verdiği hidayeti imanına dönüştürsün. Evet, müstakbel mazinin aynısıdır. Müstakbel. Müstakbel ne demek? Gelecek. Mazinin. Mazinin. Geçmiş. Ayna. Şimdi ayna önüne koydun mu? Önde ayna mı var? O aynada neresi gözüküyor? Mazi gözüküyor. Sen mazine giderken istikbale yürüyorsun. Bak. Mazine giderken istikbaline yürüyorsun. Bir de okuyayım. Evet, müstakbel mazinin aynasıdır. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynasında tarihe insanların zihinlerine vidya ediyor.
Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı olur. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini ve fotoğraflarını havi büyük bir aynayı yolunda bulunan bir adam, şark tarafına giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o ailenin içindeki timsalleriyle uğraşıp muhabbet eder. Şimdi adam aynada gözükenlerle meşgul oluyor. Şimdi suretler. Ama aynada gözüken arkadır. Ona gidiyorum derken aslından uzaklaşıyor. Bu çok mühim bir şey. Yani. Anladık mı burayı? Şimdi istikbal önümüz. Orada ayna koyduk. Boya, endam ayna. Tamam mı? O ayna beni ve arkamı gösterecek. Ama ben aynada gözükeni içinde var biliyorum. Oysa burayı gösteriyor. İçinde yok. Mesela dünya aynasında Allah gözüküyor. Haşa, mevcudata Tanrı diyor. Her şey budur diyor. Oysa her şey gözüktüğü yerdir. Ve aynada gözüken arkasına dönüp gitmesi lazım iken aynadakine gidiyor ama asıldan uzaklaşıyor. Ona muhabbet ediyor değil mi? Evet. Ah diyor, ona muhabbet ediyor. Bak ona giderken, suretine giderken o aslından uzaklaşıyor. Hakikatinden uzaklaşıyor. O zaman demek ki hakikate talebe olan nurcu oluyor. Abiye talep olan hakikaten uzaklaşıyor. Abi gitti mi o da gidiyor. E tabi düşüyor. Ya da o abinin mertebesi kadar mertebesi oluyor. Tabi geçemezsin. Zaten geçmeye müsaade etmem ki. Beni geçtin mi makaslarım seni. Ve söyleyeceğim de şu. Geleneğimize dokunma. Sivrilme. Müstesna olma. Evet. Sırat-ı müstakim. Onlara mesela aynesine tarih insanların zihinlerini veda ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı oluyor. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini, fotoğraflarını, ne acayip işi diyor bak hele. Timsalleri ve fotoğraflarını havi büyük bir aynayı yolunda bulan bir adam, şark cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o aynenin içindeki timsalleriyle uğraşıp muhabbet eder. İşte bu adam gafletten ayıldığı zaman eyvah ne ediyorum, bunlar şarap değil seraptır. Bunlarla uğraşmak az değil, azaptır der. Arkadaşlarının yetişmek üzere şark seferine tedarikte bulunmaya başlar. Şimdi sevgili kardeşim şuradan aşağı bir daha noktadan almanızı istiyorum. O nurani, o zatların, nuranilerin vücutları ile tenevvür etmiş menzilgahları, kabir berza, mesela berza alemi, peygamber, 124 bin peygamber orada. 124 milyon evliya orada. Mücedditler orada. Gazali orada. Lan Gazalilerin olduğu yerde, Rabbanilerin olduğu yerde, Bediüzzaman'ın olduğu yerde, hele. Resulullah orada ya. Peygamberler orada. Lan burada bir tane peygamber yok. Burada bir tane peygamber yok. 124 bin tanesi var. Hepsi orada. Tamam. Mücedit yok şimdi burada. Onlar da orada. Yok abi korkuyorum. Lan onların gittiğini hani var ya böyle baba çocuğuna işte oğlum işte ver işte atla ya. Baba korkuyor lan baba işte daha. Liman babası ise başka. Surette sana göründüğü için bak o nurani vücutlarına tenevvür etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için o aleme gitmeye tevahuş, tedehüş, vahşet ve dehşet. Belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Temayül ve iştiyak. Çünkü kabir ahiret değil ki. Kıyamet kopunca ahiret taşır meydanıyla başlar. Ona alemi berzat deniliyor. Buraya benziyor ama 70 kat ileri. Bin canlı arzu edilir bir seyahattır değil mi? Evet, bin canlı. Arzu edilir bir seyahattır. Arzu edilir bir seyahattır. Bir inkılaptır, bir tahvili vücuttur. Ama Allah Resulü'nün şöyle bir hadisi var. Yaşamanız
aşağıdan daha hayırlı ise yaşama isteği. Yani dünya hayatı. Namaz kılıyorsun, devam var, kitap. Kitap okumuyorsun. E namaz da kılmıyorsun. Niye yaşıyorsun ki? Erken gitmek iyidir. Mesuliyetin az olur. Namaz kılmıyorsan yaşamanın mantığı var mı? Niye yaşıyorsun ki? Çünkü şeftaliyi tuvalete dönüştürüyorsun. Yani böyle bir dönüşüm tesisi olmaktan ileri geçmiyor. Namaz kılıyorsan yaşa. İyi oluyor. Diyor ki lezzetini kaçırmaz kabir meselesi. Mesela baklava yiyorsun, kolan kabir var falan. O varsa daha iyisi var diyorsun bak bu sefer. Bak işten gitmedi. La kanser geldi. Gelirse gelir kardeşim, daha güzel bir hayata gidiyor. Eğer ahiret inancı fikir boyutundan hissi boyutuna geçerse dünya o nispete cennet olur. Niye? Çünkü o haletleri burada yaşıyorsun. Mesela şu andaki haletiniz buralı mı? Hayır. He Muhammed? Şu anda bir rahatlık yok mu? He çok. E buralı mı peki bu? Değil. O zaman burada oraya yaşıyorsun. Zaten oradasın. Nereye gideceksin ki? Sen zaten ölmüşsün. Ölen ölmüyor ki. Ölmeyen ölecek. İman nedir? Hayatın ikinci bir hayata sebebiyet veriyor. Hayatın hayatıdır. İman hayatın hayatıdır. Hem nurudur hem de aslı kaynağı esasıdır. O zaman iman ile birinci hayatı patlattın, ikinci hayatı yaşıyorsun. İkinci mertebeyi hayat yaşıyor şu anda. Şu andaki haletiniz birinci hayat mıdır? Hayır. Beşeri hayat mıdır? Yok. Şu anda yaşanan haletler ikinci hayattır. Şu anda ölüm vuku bulsa birinci hayatta değilsin ki. Azrail birinci hayattadır. Onun için anlamayacaksın. Onun için şehit oluyor. Çünkü birinci hayat yaşamadığı için. Öldüğünü mesela aranızda var mesela belki de. Ölmüş, geçen hafta gömmüşüz. Derste öldüğü için hala haberi yok. Derste olduğunu zannediyor şu anda. Aranızda birisi var. Ve çok ilginçtir. Hiç kimse üzerinde de almıyor. Oysa o. Üzerine almayan da o. Ben Süleyman abiden şüpheleniyorum. Abi ben senden şüpheleniyorum bu durumda. hiç kimse bana dün dememişti bu oku. Yani oysa o diyorsun ya. Oysa o, üzerine almayan o diyorsun diye ne sensin? Hala deyip duruyorum. Allah Allah, ne güzelmiş ölüm ya. Gelecek adamla tanışacağız. 50 sene, 40 sene işte kaç sene hiç görmemişiz. Azrail peygamber ya, meleklerin peygamberi Azrail aleyhisselam. Cemil Zebanisi değil ki. Gelecek, selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ben Azrail, tamam ben de Cebrail. Tamam hoş geldin ya kardeşim. Haşa istihza etmiyorum. Gelecek ya kork. Kardeşim avama tabirde izah etmiş de peygamber aleyhisselam. İçsel yaşamış. E şimdi bu hakikatler şu anda fesubhanallah ya. Şu an fesubhanallah ya. Bir halet acayip bir şey ya. Şu anda düptüz gibi yani. He ya şu anda düptüz gibi. E ne olacak ki? Sanki bir sahra, yeşillik falan. Neyse. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Nerede yaşıyorsan orayı yaşamak lazım. Yani ama da dayanamıyorsun da. Şu anda yaşadığın halet buralı değil de Allah aşkına ya. Buralı değil ya. Burada orayı yaşıyorsun şimdi. İman hayatın hayatı değil mi? E şu işte onu ya ben uydurmuyorum ki. İman hayatın hayatı. Bir de inkişaf etmiş bir iman şu anda sende. Şu anda ondan aktif olmuş. Şu anda imanından lezzet alıyorsun. Allah'tan hani tövbe hani çocuk annesini emer ya. İmanla Allah'tan alıyoruz yani. Besleniyoruz Allah'tan yani. İmanı bir ahirette besleniyoruz yani. Ya ne kadar yakınlık hissedersen ahirete gelirse gelir kardeşim. Neyi gelmesi? Ben zaten oraya gidiyorum. Onun gelmesine gerek yok ki. Hidayet nurları musaklık buluyor şu anda. He. Tasdikleniyor. Çok yaşamak değil abi. Şu an yaşamak. Ya şu aleti yaşamak. Bir ani seyyar. Bir ani seyyarı yetiyor işte. Kainatın milyarlarca sene kurulmasından maksut mana ortaya çıkmış oluyor bir anı seyir. Mesela 500 sene yaşamış kafir, 500 sene yaşamış kafir, senin şu andaki 5 dakikana denk değil.
Şu anda 5 dakika ne ya? Ben bir tanesine dedim çok zevk duruyor derslerde. Adam bayağı bir güldü. Bayağı bir güldü ya. Dedi ki ya ben zevk denilen şey dedi orada nasıl oluyor yani? Zevk denilen kadın zanneder. Kadınsa erkek zevkini zanneder. Baklava zanneder. Yani uşkurluk ve midesine hapsolan, gömülen insan bunda ne anlar? O güldü. Ben samimiyetle söylüyorum. Gerçekten ağladım. Gözümden de yaş geldi. Çünkü bunu yaşamadan gitmek ne demek abi? Onu deme bana ya. Bu duyguyu yaşamadan ezeli ve gidiyorsun. Ezeli ve ebedi ama. Hem de ezeli ve ebedi. Bunu bilmiyorsun. Önüne şu dünya açılmış. Gelmişsin. Yani kul olma sana hakkı tanınmış. Sen bunu reddetmişsin. Hatta hiç görmemişsin. Bunu yaşamadan gidiyorsun. Nasıl yani, bir şey? Yani arkadaşlar şu andaki yaşadığınız halet kafir değil dünyasında, dünyada rüyasında görmek, ahirette de ezeli ve ebedi olarak bu haleti görmeyecek. Abi ya o kadar ciddi bir şey mi? Yer yer yaşadığından sıradan zannediyorsun. Bak ben derse dönemiyorum ya. Ve konuşarak kendime gelmeye çalışıyorum. İnanın ya. Allah biliyor ya. Ben lezzet alıyor. Aman aman. Her dersimde lezzet alıyor. 32. sözün çok yan tesiri var abi ya. Çok fena yapıyor adam. Nereden istiyorsun? Bu da var. Çok keyifli ya. Anladın mı? Bak şimdi korkuyorsun. Bak diyor ki o nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş. Orayı değiştirmiş adam ya. Vücutlarıyla değişmiş orayı. Adam lambayla gitse burası aydınlanır da. Birisi geldi lambalı buraya aydınlatıyor. Ötekisi lüküsüne geldi. Öteki, o taraf aydınlatıyor. Öteki 124 bin, 124 milyon evliyalar zaten müceddite belli değil. Ve sen şunlar. Bu afyon ne olur? Karanlık afyon. Herkes lambayla gelmiş. ne diyor? O nuranilerin vücutlarıyla, o nuranidirler onlar. Tenevvür etmiş menzilgahları suretine sana göründüğü için o aleme gitmeye tevahuş ve tedeüş değil. Belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Birçoğu da reşa mesabesinde olduğundan. Efendim abim. Birçoğu da reşa mesabesinde olduğundan diyorum. Bu alemdekilerin nuru direkt yani ikinci el şey yok. Al-idayet nuru yok. Yok. Sanayi yok. İkinci yani. El yok. Tamam mı? Çakmacı yok. Bir de ne? Sana basıyor biliyor musun? Yardım ediyor. Bir güzel bir günü var abi. Abi söyle abim. Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazıyla hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur. Biraz izdiler misin? Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazıyla hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur. İmanda dair bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Sonra bir şey diyeyim. Hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik işaretin amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Allah Allah. Sayfa kaçtı? Şuralar 675. 675. Çünkü günahlar diyor, bu diyor iptal hissettiği için evet, onun orada. Devamında var. Ama ehli iman günahlarından dolayı imanından lezzet alamıyor. Kafir ise diyor iptal isteminden, küfründen elem alamıyor. Bizim eksimiz şu abi, hasenat ve güzel hasletlerde vakayı bir şeriatın amelinde cennet lezzayı gibi manevi lezzetler bulunduğunu hissedemiyoruz. Hissedemiyoruz. Yani zaman zaman şu anki halet gibi oluyor mesela, o zaman hissediliyor. Onun içinde sürekli aslında bütün güzel hasletlerde, hasenatta ve vakayı bir şeriatın amelinde cennet lezzayı var. Yani biz bu manevi lezzetleri, ruhani lezzetleri hissetsek, maddi lezzetler alemde çok basit yaşadık. Çok basit. Ama bedensel ayak bir şey değil ki. Bilmeyince ihraç oluyor işte. Ha ihraç oluyor, evet. Bilmeyince ihraç oluyorsun. Manevi cennetimizden ihraç edilmiş. Evet, manevi cennetten ihraç, bedensel hayata atılıyorsun. Evet. Yani bedensel ayak, yeme içme işte, uşkurluk ve mide. O zaman işte vahşet, dehşet tesir etmeye başlıyor. Evet. Çünkü vahşet ve dehşet bedenseldir. Bedensel hayatı yaşayan bu. Bunun hiç kaçınılamaz. Mümkün değil. Hatta ben son tarihlerde aklım yani Allah biliyor düşünmek istemiyorum da aklım almıyor. Gafil yani kafirden demiyorum. Hani davadan kitap okumuyor, derslere gelmiyor. Nasıl yaşıyorlar aklım almıyor. Niye? Bu psikoloji meseleleriyle meşgul oldum ya ruhsal. Hani Allah meşgul etti bir şekilde. Ondan sonra bu insanlar kardeşlerle de alakadar olunca hani dersler yapıyoruz. Ondan sonra bu derslere gelmeyip
bunlar okunmayın. Bu insanlar nasıl nefes alıyor? Ustad diyor ya 75 kaslı şey Mesnevi'de nasıl intihar etmiyorlar? O iman. Evet. Mesela din deyince hemen kaçıyor tabii. Hemen hatırlıyor, azap çekiyor. Din deyince rahatlama sebebi iken elem sebebi oluyor. Ölüm geliyor. Sadece yakın ölüm geliyor şu anda insanlara. Din deyince ölüm geliyor. Din deyince evet %99 yani, kendine aleminde bakın. Din olmayandan bahsediyorum. Aleminde din olmayana din de ölüm hatırlar. Tek ölüm geliyor aklına. Kaç defa denk gelmiş. Oysa hayatın bu dünyada orayı yaşamaktır. Mesela din, din hayatın hayatı hem ruh hem esas. Manevi cennet hocam. Evet. Orayı burada yaşamaktır. Hayatın en kalitesi ya. Kaliteli yükseltiyor. Efendim. Aklına mevt gelse adam olur zaten abi. Evet. Ölüm geldiği için sıkıntısı. Bir dakika. Mevt'le ölüm mü? Buna kafamı karıştırdın ya. Ne dedin? Ölüm çekirdeğin toprağa verilmesi abi. Mert ölüm, bir dakika, ölüm çekirdeğin toprağa verilmesi, Mert tekrar sümbül bulması. Mert o çekirdeğin patlayıp sümbülmemesi. O zaman o ölümü hatırlıyor, evet. Mert'i hatırlamıyor. Mert'i bilse sıkıntı etmez yani. Ölümü bildiği için sıkıntı. Yani tebdil-i mekan tabirinin olması sırrını. Bak ne diyor? Ölüm çekirdeğin toprağa verilmesi, çürümesi. Ama Mert ise diyor, doğru mu söylüyorum? Evet, çekirdeğin ağacı inkılabı. Yeni hayatın başlangıcı. Yani sen diyorsun ya ölümle hayat alıyorsun. Evet. Allah Allah. Ne diyordum ya benden bilmiyorum. Ne dedim? ölüm verince hayat alıyoruz ya abi. Ha evet. Yani hayatla ölümlü dünyaya geliyoruz. Mevtle bekaya geçiyoruz. Hangisi kaliteli? Mevt daha çok para değil. Daha para daha geçerli. Ama onu bilmeyen, onu bilmeyen çekirdeğe para veriyor habire. Yani ağaç olduğunu bilmiyorsa adam habire çekirdeğe para veriyor yazık zavallı. Ya arkadaşlar, burada mıyız? Sen de hoş geldin. Bak, burada mıyız? Bir şey diyeceğim. Risale-i Nur ahiretteki neticesini koyuyoruz. Koy kenara. Risale-i Nur sırf böyle bizim bir araya toplanıp şu haleti yaşamamıza vesile olsa, haşa haşa, ahiret bile olmasa, tövbe. Risale-i Nur böyle bu haletimizi uyandırıp bu haleti yaşatmaya vesile olsa da kafi ve yeterli değil mi? Yeterli. Ona ait bir hatıra nakledeyim. Sungur abiden işittim. 85'te. Defterimi de kaydettim. Bir gün diyor, biz diyor yazıyı yazdık, yorulduk, çay faslı geldi. Çay içiyoruz dedi. Abiler, kardeşler biz abi. Kardeşlerle çay içiyoruz dedi. Abiler çay içiyorlar. Bu arada şakalaşıyorlar. Böyle çay içerken derler zaten. Şimdi biraz sonra inşallah çay gelince. Var mı çay ya? Nerede şey? Var değil mi? Çay da. Ona göre ha. Bak şimdi. Latife oluyor, güzel bir hava oluyor değil mi? Acayip bir şey yani. Ama tahtalı ev ya. Ustada ses gitmiş. Usta çıkmış kalem elinde ve burnuna koyduğunu söylüyor. Kalemi koymuş buna. Kapıda böyle durmuş. Usta onlara bakıyormuş, tebessüm ediyor ama haberleri yok. Göremiyorlar. Ceylan abi görmüş. Nazar ediyor. Şöyle yapınca Ceylan abi deyince o susunca tabii o biraz şeylik yapan o yani maskara karıştıran o. Şimdi durunca, o durunca herkes durup bir baktı usta da. Dedi ki usta tarihi bir şey. Ya Rabbi, razı olacağı gibi ona tecelli et. Amin. 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 Ya Rabbi. Amin. Ne diyor? Ben öyle. Sus lan, ne biçim adamlarsınız lan? Saygısız adamlar lan. Ne biçim gürültü yapıyorsunuz? Ne diyor? Ciddi bir iş yapıyorsunuz, lagaluga yapıyorsunuz demiyor. Demiyor. Diyor ki, çendan, Risale-i Nur sırf bu dünyada size bu uhuvveti sağlamış olsa neticesini vermiş demek. Şu uvvet ve kardeşliği size sebep olsa yeter. Vallahi tasdik ediyorum, billahi tasdik ediyorum. Zerratına kadar tasdik ediyorum. Sırf bu kardeşliği varsa yeter ya. Elhamdülillah. Hele de bu ahir zamanda. Kardeş kardeşinin yerine oturuyor. Çocuğunu kovuyor, mezarlığa atıyor. Oyuncak mezarlığına, o çocuk odasını mezarlığa dönüştürmüş. Oyuncağı def etmek için oyuncaklar alıyor.
Ta ki televizyon rahat seyredeyim. Karı koca sohbet edemiyorlar ya. O televizyon karşısında, o da bilmem neyin karşısında. Ders çalışıyorum diye yalanından odana gitsin gidip televizyon internet seyrediyor. Herkes cep telefonu. Bakın bakalım bir tane resim göndermiş. 5 kişi oturmuş bacak bacak üstüne almış. Herkesin önünde telefon var. Geçenler İzmir'de gördük değil mi? Ödemişti. Ödemişteydi. Ahmet Cabbar çıkmış. O mu çekmiş? Şimdi o ben çekmiş adam. Bir de ben... 5 kişi oturuyor. Herkesin elinde bir telefon. 5'i de şöyle şu şekilde. Herkesi birbirine kopuk. Bak. Bayram ziyareti. Ne demek o? İşte bayram ziyaretinde bir araya gelmişler. Telefonlara bakıyor. Ha bayram ya. Herkes o... Ama o kadar acayip ki birbirinden koparabilmek aynen. Ancak bu kadar olur. Başarılar. Yani bu kadar ajan yapabilir bunu. Birbirinden koparma bu kadar olabilir. Yan yana ama kopuk. Sonsuz. Çünkü nereye girmişse... Orada. Bu nereye girmişse orada. Bir tanesi Kore'de, bir tanesi İspanya'da. Ama cesetler burada. Kore'yi hissediyor. Tamam. Ötekisi şey hissediyor. Romanya hissediyor. Peki. Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşahir-i insaniye muhabbeti nevinden olsa o kamil insanların fena ve zevallerini ve mazi denilen mezar-ı ekberlerinde çürümelerini düşünmekle onu düşünmek de eylemli hayatına bir keder daha ilave eder. Çünkü dostları bunlardı. Yani güya bu medet aldığı kişiler de çürütülmüşse ben hadi hadi çürütülür. Yani öyle kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim. Bu ne demek ya? Diye düşünür, mezaristana endişeli bir nazarla bakar. Ah çeker, evvelki nazarda ise cisim libasını mazide bırakıp, evvelki nazarda ise, bu çok önemli, evvelki nazar, yani o kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim. Bu ne biçim bir ruh olur Muhammed? Ben de gideceğim biliyor musun? Yani hiç mi görmediniz mezara gömüleni, kefeni? Arkadaşlar mezara inip de ölü indirmeyen var mı aranızda? Hiç sen indirmedin. Kaç yaşındasın? 22. İndirmeyen var mı? Sen de indirmedin. Sen de. Niye korkuyorsunuz de ya? İndirmeyen var mı? Sen de indirmedin. Ha sen de mi? Yapma ya. Aman aman indirme. Tavsiyem olur. Niye biliyor musun bak? Yani öyle kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim. Fesubhanallah diye düşünürken hayır ha cinsinde birisi hemen geliyor. Mezaristan'a endişeli bir nazarla bakar. Tamam. Ah çeker. Evvelki nazarda ise cisim libasını mazide bırakıp. Cisim libasını bak. Bak ne yapıyor Risale-i Nur? Din ne yapıyor? Cisim libas, gömlek. Küllendi. At. Ha, bunu çıkarttık yani. Ama şu anda canlı gibi gözüküyor. Bak kol bacak ediyor. Bak var hareket ediyor. Ha, aynı bunu. Evvelki nazarda ise cisim libastır. Mazide bırakır. Kendileri istikbal salonu olan berza aleminde. Kendileri kim ise cisim değilmiş yani. Çürüten o. Kabir ruhu nasıl çürütecek kardeşim? Nasıl çürüyecek? Öyle bir şey olmaz ki. İstesen de olmaz ki. Ha. Kendileri istikbal sağlığını olan berza aleminde kemali rahatla ikametlerini düşünür. Herkesin bir adresi var biliyor musunuz? İkametgahın yok mu kardeşim? Var. Şeyden alacaksın da muhtarlıktan alacaksın. Esselatu ve selamu aleyk falan yerde oturuyor demektir. Kemal Rahat da ikametlerini düşünür. Mezaristan'a ünsiyetkârhane bakar. Biz en korkutan mezar değil miydi? İstersen köle ol, istersen padişah. Ölecek misin? Hiç şansın yok.
O zaman insanın en büyük meselesi şu kabir meselesi halletmek. E peki kabire ünsiyetli bakmak. Ah ulan be. Dostlar var. Ya oraya ben bir kere kendi başıma gitmiyorum ya. Bir kere bunlar keyifler. Koca peygamber geliyor. Cebrail aleyhisselam diyorsun. Normal melek değil. Yani al, dua edelim de arkadaşlar. Azrail aleyhisselam kendisi alsın. Usta. Çünkü ustadır o. Ya çırağa gelirse ne olacak? Nereden alacağını bilmez. Ulan canı buradan alacağı yerde kulaktan alır, burundan alır. Affedersin kıpçını atar. O taraftan da alabilir. De alır yani. Darmada. Ya veya çıkartacağını bilmez, keser doğrar. Cahil bir ameliyat yapsa. Yani ustaya arabanızı mı teslim edersiniz? Çırağa mı? Ya peygamber, Azrail aleyhisselam peygamberlerin ve büyük zatların ruhunu alır. Ulan gelip de kafir onun çırağını gönderiyor. Mektubatı diyor ya. Üç şekilde şey yapıyor ya. Üç şekilde değil mi? Mektubatı hatırlamadınız mı? Süleyman. Ha, üç şekilde olabiliyor. Tamam. Yani ya Rabbi biz Azrail aleyhisselam mı gönderiyoruz? Kabre üç şekilde girilir diye bir ders. O değil. O şey sözlerde. Mektubatta o. Yani Azrail'i tokat vurdu Musa aleyhisselam meselesi var ya. Yok timsaline, yok ya yaverine. Ulema arasında şey olmuş. Tartışılmış yani bu konu. Ama biz en azından tartışmaya girmiyoruz da diyoruz ki ya Rabbi canımıza peygamber makamında olan usta olan çırak kalfa değil. Azrail aleyhisselam alsın inşallah ya. Biz ona çok bahsediyoruz. O da inşallah alacak mı? Evet o alacak inşallah bizi. Ha? İnşallah hepimiz alacak. Amin diyenler. Tabii ya ben çırakla uğraşamam ya. Ben arabamı çırağa teslim etmem ki ya. Bu da da. Bak. Bir böyle bakmak var. Aklına bak ne zaman gelecek. Bir de ya Rabbi aman ya Rabbi. Yani adı geçmesi kabirden dehşet almak var. Dünyadan daha harika olduğuna itikadı imana dönüşürse, fikri hisse mal olursa ne olur biliyor musun? Karadeniz'in kayaları serttir, suyu yumuşaktır. Deniz vura vura şah şah oyar oyar. Vura vura oyar. Bu dersleri dinleye dinleye şah şah. Karadeniz'in kayaları gibi kafa taş olsa, kaya olsa bu kafa, fikir vura vura erir yani hisse mal olur. Şu kayaya da bir dalga vurabilir misiniz? Bir şey sorabilir miyim? Evet, cennet bütün nezaiz-i maneviyeye medardır. Bütün nezaiz-i cismaniyeye de medardır. Evet. Peki biz çıkartıp attık. Yani o cismaniyetten sıyrıldık. O bedeni çıkarttın. Cismaniyet nedir peki? Onu bir anlatır demişiz az önce. Niye güldüğünü tahmin et. Tamam. Abi çay içeceğiz ya. yarın mesela burada değil. Oldu mu? İki yıl oldu mu cismaniyet? Kesin. İnan itimat edin. İki yıldan beri pek peşindeyim. İtimat et yani. Yan simaya girdim, zulmete girdi dedi. Şuna git, bedene git vesaire git. Hala şu anda sureti de o gürden girdi. En az mübalağa etmiyorum da yalan size söyler miyim ya? En az 40 ve 50 tane ders olacak suretten. Şu anda yayında suretle 5 mi suret? Sima'da 7 var. Sima'da daha 3-4 tane daha var. Sima'da bitmedi de bıktırmamak için. 5 tane suret var. Her bir ve her ders 1 saat 20 dakika. 5 saat 10 dakika 15 dakika. Suret vallahi diyorum ya. 40 tane çıkmasa namert. Suret şey cismaniyet hakkında. Şey tövbe ya cismaniyet değil suret hakkında. Cismaniyeti zaten şey yapalım abi. 2 senede. Onun payandaları. Cismaniyeti girince bana dedi ki bir dakika Adem'i çöz dedi. Adem'i çözerken bana dedi ki karanlıkla zulmeti çöz dedi. Ondan sonra o giderken bana dedi ki suret de simayı çöz daha neyle uğraşıyorsun? Olan ona havale etti, ona havale etti. Nasıl? Yani kısacası öyle yani. Abi zannın üzerine ne gözüküyor cismaniyet? Zannınız üzerine? Zan ta ben oraya kadar da bilmiyordum. Cismaniyeti ve ruhuyla gitti ya. Ruhuyla gitti ya cismaniyet. Cismaniyet bu değil. Bir sıfatıdır beden. Mesela şöyle düşün. Dedim ya sizin müdür eder.
Dedim ki adam 46 yaşında. Bak şimdi. 46 yaşında. Bir senelik hücre var mı senin yüzünden? Yok. 30 kaç yaşındasın? 37? 35. 35. 35 senelik hücre var mı? Yok. Neren 37 diyoruz? Ben 36 falan diyordum. 37, 36. Hicri bakıyorsun ona. He? Hicri bak. Hicri baktım he. Şu anda evet. Peki 36 senelik, 37 senelik hücren yok. Neren 37 de anlıyoruz? 15 yaşında çocuktunuz. 15 senelik şey yok ki. Ha nedir? Dimağdan çıkan, 7 mertebesinden çıkan dimağsız olamaz. Aklın meyvesi, neticesi olan, bak netice, aklın meyvesi olan tefekkür akılsız olamaz. Kalbin meyvesi olan his, kapsız, hissiz olamaz. Ruhun haleti ruhsuz olamaz. 3. Dima, kalp, ruh. Koy tencereye çıkanları. Bir de yaşarken hayatını, bu hayat enerjidir, canlıdır. Koydun mu karşı? Karıştırdın. Bu bir senelik olsun. Mayıs 1, öteki Mayıs 1'e kadar. Bu 4 tanenin toplamı bir halettir. Onun bütünlüğü simaya vurunca bir yaş oluyor. 36 tane sende halet var. Böyle. Dördünün toplamı bir halet. 36 tane haleti de tencereye koy. Karıştır. Şu anda suratına vurdum. O 36 tane halet ruhta. Ruhun dişe vuruşu. Nasıl ki utanınca adam suratı kızarmıyor mu? Utanmak kızarmak mıdır? Hayır. Haya öyle gözüküyor. Nasıl ki çocuğa seviyoruz, çikolata olarak gözüküyor. Sevgi çikolata mıdır? Ama öyle ifade etmiş. Ha, sendeki 36 tane, 35 tane haletin bütünlüğü buraya vurmuş. Şimahum fi vucuhihim min etherin sucud. Esinetikum elvanikum. Mesela. Ha, oraya vurmuş. Bunlar 1,5 sene, 1 sene kadar uğraştım. Neren yaşlıdır diye. Yaş yok kardeşim. Haletlerin dişe vuruşudur. Öyle bir şey yok yani. Yani yaşıyor. Nerem yaşlı? Abi tövbeler simanı değiştirmiyor mu? Değiştiriyor. Ruhu değiştirdiği için arkadaş gözüken ne varsa ruhtan haber veriyor. Mesela namaz kılan kılmayan. Müslüman gavur. Hatta Alevi şey Sünni yani. Nurcu tarikatçı. Şucu burcu. Kelamında sima. Allah da diyor. Elsinetikum lisanlar ve elvanikum. Lisanlarınız ve renkleriniz. Elsinetikum lisan. Ve elvanikum. Renkleriniz. Lem. Sizin kimlik ve kişiliğinizdir. İşte buradan başlıyor bu bedendeki o hücreden cismaniyet ta arşa zaman dahi gidiyor. Ama peygamber özel. Arşa kadar bizim cismaniyet gidiyor. Ondan sonra bizim kalben ve ruhe miracımız. Kainat kadar cismaniyetle gidiyoruz. Kainattan sonra şeceri hilkat peygamberin cismen ve ruhen. Bizim miraç ise kalben ve ruhen. Evet. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.